Değerli dostlar, selamun aleyküm. Bu feminizmin nasıl bir bela ve ümmet üzerinde nasıl bir illet olduğuna dair belli başlı şeylerden konuşmak istiyorum. Bu konu hakkında şey çok sertim, çok netim, çok kabayım vesaire diye saçma sapan gerizekalı böyle tepkiler falan geliyor. Bunda bu kadar kaba, bu kadar sert olmamın sebebi İslam için şu anda en büyük tehditlerden açık ara biri bu. Bak, çok büyük bir tehdit. Ve buna ya böyle etmeyelim işte, yani işte orta halli konuşalım, kızlarımızın kalbini kırmayalım, ya etmeyelim ne olacak falan filan diye yaklaşan dallamalar yaygın. Bunun ne olduğunu anlamıyorlar. Bunun ne olduğunu bilmiyorlar. Neye sebebiyet vereceğini bilmiyorlar. Bir kısmının eşi var, ağzını açamıyor. Bir kısmı karı düşürmek için, nasibini kapatmamak için aptal aptal konuşuyor. Şimdi bak. Feminizm ne? Öyle birinci dön kuşak, ikinci kuşak, üçüncü kuşak, bunlar yok. Bunlar geride kaldı. Bugün ortalama bir feminist, ortalama bir kadın, feminist bir kadın tamamen kültüren Marksist'tir. Tamamen kendi kafasında kurduğu şey, argümanları, düşünüş şekli şudur ki cinsiyetler, cinsiyet rolleri toplumsal bir konseptir. Ve bu konsept yıkılmalıdır. Bu konsept yıkılırsa ilerleme sağlanır. Teferruatlı bir şekilde bu noktaları anlattığımız kanalımızda videolar var. Ataerki denilen şey, ki İslam ataerkildir. İslam çok sert ataerkildir. Çok net. Kadın yönetici olamaz, erkek olur, bitti. İslam ataerkildir. Bu din haktır. Şüphesi olan kendisine çeki düzen versin. Allah şahit, bu ben erkek olduğum için, benim nefsime daha iyi geldiği için ben bunu şey yapmıyorum. Bu din ataerkildir. Bugün Müslüman toplumlarda, özellikle genç hanımlarda yayılan feminizm illeti bu ataerkinin yıkılmasının bir ilerleme sağlayacağına körü körüne inanan, bunun farkında olmayan kimseler haline getirilmektedir. Ve buna göz yumulmaktadır. Bunu alttan alınmaktadır. Bu çok büyük bir tehdittir bir sonraki nesil için. Şu anki nesille beraber. Bunun bu kadar basit bir şekilde önemsenmemesi beni çok büyük oranda sinirlendirmektedir. Bunda da sonuna kadar haklı olduğumu düşünüyorum. Bu bir tane işte, bu kadınların aklı dini eksiktir hadisi üzerine bir olaylar olduğunda bir tane video yaptım mesela. Orada çok güzel bir şekilde ben meramımı açıkladım. Getirilebilecek en güzel tevili Allah'ın izniyle getirdiğim kanaatindeyim. Bu insanlarda bu yok. Bu insanlar bunu kabul edemiyor. Hadisle dertleri var. Kadınların aklının eksik olmasıyla dertleri var. Hayır, olamaz. Kadınları dövün ayetiyle dertleri var. Hayır, bu olamaz. Bu başka bir şeydir. Eşiyle beraber olmayı reddeden kadına melekler sabaha kadar lanet eder hadisiyle dertleri var. Hayır, böyle değildir. Tonla hadisle dertleri var. İslamiyet'e teslim olmuş değiller. Modern dünyada, yetiştikleri dünyada yaratılan anlayışı sindirmişler ve ona uygun bir şey çıkartmaya çabalıyorlar. Bu fitnedir.
kadınlar şey olmuş böyle camide. Camide yazmışlar ki erkekler önce çıksın, kadın hanımefendiler lütfen beklesin. Üstüne bir not iliştirmiş. Peygamber Efendimiz zamanında tam aksi olurdu. Kadınlar önce çıkardı. Bu paylaşılıyor. 10 bin küsür beğeni almış. You go girl. Evet işte bu kadın gücü. Erkeklere haddini bildir. Slay falan diye böyle yardırıyorlar. Bu böyle göz ardı edilecek, önemsenmeyecek bir şey olarak bunu görenler Allah onların belasını versin. Peygamber Efendimiz zamanında kadınlar arkada namaz kılıyor, erkekler önde namaz kılıyor. Erkekler mi çıkacak önce? Bu bir delil midir? Oraya iliştirdiğin şey. Ya da bunun böyle olmasına gerekli bir yükümlülük müdür? Bir şey midir bu? İslami olarak bir şey mi ifade ediyor ki bu? Kadınlar yukarıda kılıyor namazı. Erkekler aşağıda kılıyor. Yukarıyı göremiyorsun ki sen. Nereden bileceksin kadınlar orada mı değil miymiş, miymemiş mi? Önce erkekler çıkacak tabii. Bak bu lanet. Öyle bir noktada ki kadın çıkıyor şey diyor. Camilerin en kötü yerleri bize veriliyor. Susun konuşmayın diyor. Güzel yerler mi verilecek? Teşvik mi edileceksin camiye gitmeye? Evinde kıldığın namaz, camide kıldığın namazdan daha hayırlı olduğunu sen bilmiyor musun? Cami asli olarak erkekler giderler. Ama hayır İslam'ın şeyine göre bakmıyor. Bu diyor bir toplumsal cinsiyet normudur diyor. Bunun diyor yıkılması lazım diyor. Bu yıkılırsa eğer diyor iyi olacak diyor. Yıkacak toplumsal cinsiyet normunu yıkacak. Bizim feminist müminemize bak. Bizim şallı feministlerimize bak. Çıkıyor diyor ki dört eş. Zaten dört eşle problem var. Kimse konuşmasın, kimse sözünü etmesin. Aman olmasın. Onu çok reddedemiyorlar çünkü. Onu reddederlerse çok acık olacak. Diyor ki eşi diyor isterse diyor ikinci eşi alamaz diyor. Eşini sormak zorunda diyor. Kadın diyor erkeğine diyor evi temizlemek hatta çocuğunu emzirmek zorunda bile değildir diyor. Bu gerizekalılıklar, bu saçmalıklar, bunlara verilen tavizler. Koca bir nesil, fıtratı olan, İslam'ın önerdiği, kadınlıktan ayrılıp, adeta kendilerini erkek gibi, bu fıtraten bizde var olan ve İslam'ın vaaz ettiği cinsiyet rollerini yıkmak üzere bir ideolojik saplantıya giriyorlar. Bu insanların evlilikleri sağlıklı olacak mı? Bu insanlar hayatlarında mutlu olacaklar mı? Koca bir nesil ve ben çok net söyleyeyim. Genç Müslüman kadınların çok büyük çoğunluğu bu saçmalıkların peşine gidiyor. Ve bu rezalet ideolojik görüşe sahipler ne olduğunu da bilmiyorlar. Algılayamıyorlar da. Bu çok büyük bir fitnedir ve çok büyük bir sorundur. Bu fitne kadınlar aracılığıyla yayılıyor. Niye? Çünkü Allah Resulü elhak doğru söyledi, kadınların aklı eksik. Buna rahatça kapılabiliyorlar. Ne dediklerini, ne yaptıklarını fark etmiyorlar. Nefislerine hitap ediyor bu şeyler. Tamam bu ümmet için çok büyük bir problem. Bunu bugün görmeyecek kadar cahil olan insanlar olabilir. Ben sanmıyorum. Bu konu hakkında konuşulmuyor. Bu insanlar pışpışlanıyor. Bunlar alttan alınıyor. Bundan dolayı beni itibarsızlaştırmaya çalışan, bana laf eden, öyle çoğunlukla hanımlar falan filan olay, ya zerre umurumda değil. Canınız cehenneme.
Ben sizi memnun edeceğim diye dinimin asli direklerinden birinden vazgeçecek değilim. Bu din böyle. Bir şey benim nefsime ağır geliyor diye ben onu değiştiriyorum. Ben onu kabul ediyorum. Mehir, benim nefsime sorsam bana ağır gelmeyecek mi? Erkeğin kadına bakma zorunluluğu bana ağır gelmeyecek mi? Bunlara karşı en küçük bir itirazım, en küçük bir değişikliğim elhamdülillah yok olamaz. Neyse o, benim aklım ermeyebilir. Hikmeti vardır. Bu din haktır. Allah tarafından indirilmiştir bu din. Kıyamete kadar da geçerli olacaktır. Bu işin şakası yok. Salak saçma ideolojilere meze edilecek bir şey değildir bu. Çok kolay meze ediliyor. Dolayısıyla benim bu saçmalıklara yüksek tepkim var. Bu saçmalıklar beğeni aldığında da benim canım ayrıca sıkılıyor. O benim işte dört eş mevzusu falan filan espri yaptık böyle. Bütün karılar çıkıp bana laf ediyor ya. Sen bir tane kadın bile sana bakmaz, senin paran yok, sen tipsizsin falan filan diye böyle hakaretler ediyorlar bana. Sen her şeyden önce bir kadınsın ya. Sen bir kadınsın. Sana ne oluyor? Ya bunu söylemem senin şeyine hoşuna gitmiyor olabilir mi? Ne demek ben kadınım yani? Ben konuşamayacak mıyım? Etmiyor. Konuşamayacaksın kardeşim böyle konularda. Böyle şeyler söyleyemeyeceksin. Bu senin haddine değil. Bunu sen kabul edemiyorsun. Sen Allah seni kurtarsın yani. Allah seni bu saçmalıklardan kurtarsın. Sonra bir tane kadın tweet atıyor. Başörtülü tabii o da. Diyor ki erkeğin diyor biri diyor bana diyor dört eş muhabbeti yaptı. Ben de dedim ki dört tane erkek alırım. Sıkışık 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 diye böyle random atmış. 10 bin küsur beğeni almış. Kimse de tepki göstermiyor. Buna tepki göstermeyip bana münafık diye böyle girişenler. Karıların ilgisini çekeceğim, karılara hoşuna gideceğim diye. Aptal aptal triplere girenler, hepsinin Allah belasını versin. El birliğiyle genç kadınları feminist yapıyorsunuz. Kademin Allah belasını versin. Modernistlerin Allah belasını versin. Bu dine, İslam'a, Batı'nın yaptığı en büyük saldırı kadınlar üzerinden. İslam'a dair, Batı'da herhangi bir tartışma ortamına gidin. Bir tane konu var, bir tane. Kadınlar yeteri kadar özgür değil. Kadınları kapıyorsunuz, kadınları hayattan soyutluyorsunuz vesaire falan filan. Bu mevzu hayati öneme sahip. İslam'a karşı yapılan tek propaganda bu. Başka doğru düzgün bir propaganda yok, kalmadı. Ve bunun üzerinden devam edecek. İslam'ı kendi sistemlerine, kendi yaşayışlarına, kendi dünya görüşlerine, kendi paradigmalarına uygun bir hale getirmeye çalışıyorlar. Çünkü milleti İslam'dan uzaklaştıramayacaklarını biliyor adamlar. Buna çanak tutuyorsunuz. Buna kurban gidiyorsunuz. Buna kurban gidenlere sesinizi çıkarmıyorsunuz. Bunu küçük bir şey gibi zannediyorsunuz. Komik bir şey gibi zannediyorsunuz. Gelip geçici bir şey gibi zannediyorsunuz. Hayır. Bu öyle küçük bir mesele değildir. Bu benim öyle ayrıca kafamı taktığım, ben kadın düşmanıyım o yüzden bunları şey yapıyorum falan filan diye kafamı taktığım bir mesele değildir. Ben bunun ne olduğunu iyi biliyorum. Bunun nasıl kullanıldığını iyi biliyorum. Bunun nelere sebebiyet verdiğini ve vereceğini iyi biliyorum. Bilmenize gerek yok. Batı'da zaten bunu görüyorsunuz. Bunun evlilik kurumuna nasıl bir zarar verdiğini görüyorsunuz. Nasıl bir zarar vereceğini görüyorsunuz. Topluma nasıl bir zarar verdiğini vereceğini görüyorsunuz. Ahlaki olarak nasıl bir sıkıntı yaşattığını görüyorsunuz. Dolayısıyla bu mevzular basit mevzular değil.
Bu mevzular önemli. Üzerine gidilmesi gereken. Kimse üzerine gitmediği için, herkes de desteklediği için eser çıkılması gereken mevzular. Benim bu konuda karakterim böyledir. Bu hoşunuza gitmiyorsa benim umurumda değil. Bu benim için önemli bir konudur. Ben bu konuda ağzımı falan filan, kapama falan filan yapmayacağım. Yapmam. Ben bu konuda Allah'ın izniyle yaşadığım sürece, bu mevzular devam ettiği müddetçe çok ağır bir şekilde konuşacağım. Bu böyle bilin yani. Ay asrın tok mu ya? Üf, aman, falan falan diye böyle salak salak triplere girebilirsin hanım kardeşim. Bu beni alakadar etmiyor. Bu ümmeti kadınlar üzerinden bozmaya çalışıyorlar. Bu ümmeti kadınlar üzerinden zarar vermeye, yıkmaya çalışıyorlar. Buna alet oluyorsunuz. Buna izin vermemeye çalışacağız. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.